Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bugünkü video biraz daha farklı olacak çünkü geçen bahsetmiş olduğum Türkçe kitaplar videosundan sonra inanılmaz derecede bir e-mail aldım. Ve yorumlarda bahsediyorlardı. Bize İngilizce'de neler okuduğunu anlatır mısın diye. Bu video tamamen İngilizce okuduğum ve şu anda okuduğum kitapları içerecek. Ben normalde bir tane kitap değil birkaç kitap okuyorum ve olabildiğince ayda bir ya da iki tane kitap bitirmeye çalışıyorum iş yoğunluğum dışında. Size bugün çok güzel kitaplar önereceğim. O yüzden hadi başlayalım. Birinci kitabım Ego is Your Enemy kitabı. Bu Ryan Holiday'in basmış olduğu bir kitap. Ryan Holiday'i bilmiyorsanız kesinlikle öneririm kendisini. Kişisel gelişimle alakalı ve kariyer gelişimle alakalı mükemmel kitaplar basıyor. Ego is Your Enemy, Ego Düşmandır kitabı. Aslında hem iş yaşamınızda hem de kendi kişisel hayatınızda size çok yardımcı olabilecek bir kitap. Eminim kendi hayatınızda birçok insanlar olmuştur. Bu sizin patronunuz olabilir, normal kişisel hayatınızda olabilir. Böyle egosu çok yüksek, özellikle başarılı oldukça egosunun da onunla birlikte yükselen. O kişinin size anlaması zor olduğu bazı insanlar eminim vardır hayatınızda da karşılaştığınız ya da duyduğunuz. Ryan Holiday mükemmel örneklerle bundan bahsediyor. Örnekler veriyor kendi hayatından. Daha önce çalıştığı patronları, ki çok ünlü yazarlarla çalışmış biri kendisi. Oradan başlıyor, kendi hayatından veriyor, kendi yükselişinden örnekler veriyor. Ben Ryan Holiday ile kişisel tanışma şansım olmuştu Amerika'da. Daha önceki videoda bahsettiğim üzere yazarı tanıdığım için değil, kitabı gerçekten beğendiğim için size önermek istiyorum. Eğer İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu biraz ağır bir kitap. Dili de çok ağır bir kitap. Fakat kelime hazinenizi geliştirmek istiyorsanız Türkçe'ye çevirdim bilmiyorum. Türkiye'de satışı var mı ondan da emin değilim. Fakat ben bütün kitaplarımı Amerika'da Amazon üzerinden alıyorum. Amerika'dan size bunu gönderebilirim eğer ilginizi çekerse. Araştırın elbette. Bu birinci kitap. İkinci kitap biraz daha değişik. Mindset adında bir kitap. Bu kitabın özelliği dışarının psikolojisi üzerine bahsediyor. Aile olarak nasıl başarılı olabilirsiniz? İş hayatınızda, okul hayatınızda, kendi ilişkilerinizde. Bu aslında karşıdaki insanı anlamanızda bayağı önemli olabilecek, empati yapabilmenizde önemli olabilecek ve iş hayatınızda size çok yardımcı olabilecek, aynı şekilde okulda da yardımcı olabilecek mükemmel bir kitap. Arkasında gerçekten çok bilindik Guy Kawasaki'nin yorumları var. Neil Pink çok başarılı bir marketing yazarı ve bunun gibi inanılmaz güzel yazarlarını desteklediği çok güzel bir kitap. Dili İngilizce elbette ve anlaşılması aslında çok kolay. Birinci kitap Ryan Holiday'in kitapları çok ağır normalde. Biraz da felsefik üzerine genelde yazar Ryan Holiday. Fakat Carol Dweck, Dr. Carol Dweck, PhD'si var çünkü. Onun yazmış olduğu kitaplar anlaması çok kolay. Eğer bu kitabı elde etmek isterseniz aşağıda yorum yazanlar arasında aslında çekiliş yapıp aranızdan bir kişiye bu kitabı gönderebilirim. Üçüncü kitap, bu aslında benim için çok özel bir kitap. Biraz büyük bir kitap. Tim Ferriss yazarının yazmış olduğu bir kitap. Kitap oldukça kalın, görebildiğiniz üzere. Yazar olarak çok hayran olduğum, daha hiç tanışma şansım olmadı kendisiyle. Genelde çok sevdiğim yazarların kesin imza günlerini yakalamaya çalışıyorum. Bu kitabın özelliği, bu kitabın büyüklüğünün olmasının, bu kadar büyük olmasının sebebi Tim Ferriss aslında podcast yapıyor. Podcast'ın ne olduğunu merak ederseniz kendinizin bir radyo kanalı gibi düşünün. Tim Ferriss çok bilinen, çok ünlü, çok başarılı insanlarla röportajlar yapıyor ve onları bu kitapta toplamış durumda. Kendisi aynı zamanda hem pazarlama konusunda çok başarılı bir insan, sağlık konusunda kitapları var ve yazmış olduğu aslında her kitap inanılmaz patlamış durumda. Eğer bir şekilde bu kitabı elde etme şansınız olursa ben Amazon'dan alıyorum dediğim gibi. İnanılmaz güzel bir kitap ve podcast'ını dinlemiyorsanız ya da dinleseniz de İngilizcesini anlamada zorlanıyorsanız bu kitapta yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü İngilizcesi inanılmaz kolay anlaşılması. Kelimeler o kadar kompleks değil. Çünkü podcast'ları yani radyo yayınlarını olabildiğince normal günlük İngilizce olarak yapıyorlar. Yani Ryan Holiday gibi çok filozofik değil. Tim Ferriss daha kolay anlaşılır bir kitap. Dediğim gibi bu Tools of Titans kitabını size inanılmaz öneriyorum. Gerçekten çok keyifli. Ben hepsini daha bitirmedim ama bitirmek üzereyim. Okuduğum İngilizce kitaplar şu anda bu, en azından bu aydaki. Ben dediğim gibi bir kitap okumuyorum. Birkaç kitap okumak istiyorum değiştirerek. Benim en büyük hobilerimden bir tanesi. Bu sanırım babamdan elde ettiğim bir şey. Babam da aynı şekilde bizim ailede kitap okumak bir spor gibi bir şey. Yani inanılmaz derecede büyük kütüphaneler. Ondan edindiğim bir alışkanlık sanırım bu. Dediğim gibi bu üç kitabı size çok öneriyorum. Eğer kişisel gelişim ve kariyer gelişimi üzerine kitaplar arıyorsanız bu felsefik birazcık daha. Bu okuması, ikisi de okuması kolay.
Birkaç ayınız alabilir bunu bitirmek ama bu Mindset kitabını kolay bitirebileceğinizi düşünüyorum. İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız ve bu tarz kitaplar arıyorsanız bence bunlar mükemmel. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yorumlarınız varsa bu kitapları size göndermemi istiyorsanız aşağıya yorum yazıp sizin hangi kitapları okuduğunuzu belirtirseniz çok güzel olur. Ben de en azından o Türkçe kitapları öğrenmiş olurum ya da İngilizce kitap okuyorsanız onları lütfen bahsedin. Bu durumda bu videoyu izleyen diğer insanlara yardımcı olmuş olabiliriz. Ne kadar yorum varsa ben aralarından bir tanesini seçip istediğiniz bir kitap varsa lütfen söyleyin, size göndermek çok isterim bunu Türkiye'ye. İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.